Merhaba arkadaşlar, Eyfer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refi. Evet arkadaşlar, Şubat ayı burç tarot yorum videolarıyla devam ediyoruz ve Kova burcundayız. Kova burcu. Evet bakalım Kova burcunun Şubat ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş demeden önce tabii ki kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu yaptığım canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Dedikten sonra 3 tane enerji kehanet destesinden kart seçiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz 4 Şubat'a kadar Merkür Retrosu devam edecek ve ondan sonra 1 Şubat'ta bir yeni ayımız Kova Burcu'nda, sizin burcunuzda ve 16 Şubat'ta ise Aslan'da bir dolunayımız var. Bakalım Kova Burcu'nun içinde bulunacağı enerjiler. Oo, romantizm kapısı açık. Romantik zamanlar geçirebileceğiniz bir dönem dedi Şubat ayı için. Denge meleği geldi. Maddi manevi anlamda dengeleneceksiniz. Ama özellikle bu sizin için de bir mesaj olabileceği gibi sizin etrafınızdaki insanlara karşı da uyarı olabilir arkadaşlar. Kıskançlık kartı çıktı. Kıskançlık kartı bizlere öncelikle elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerektiğini anlatır arkadaşlar. Kendi sahip olduklarını görmediğin başkalarını kıskanma durumu elindekilerin de gitmesine sebep olabilir veya arkadaşlar mutlu olduğunu, sevindiğiniz konuları etrafınızdaki insanlarla paylaşmamaya dikkat edin. Etrafınızda kem gözlü insanlar olabilir dedikten sonra. Bakalım Kova burcunun derken büyücü kartı kendine attı. Şubat ayında içinde bulunacağı maddi konular, para olsun ve çok ilginç deste atıyor. İçinde bulunacağı maddi konular, para durumu, kariyer ve işle ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Sözümü bitirmeden iki tane kart verdi deste. Sevgiyle aldık, kabul ettik. Çok güzel kartlar da verdi. Büyücü kartını verdi. Diğerini bilemiyoruz. 3, 4, 15 kart seçeceğiz arkadaşlar. Ve 15. Evet, büyücü kartıyla bazı ani gelişmelere, değişimlere ve mucizevi olaylara hazır olmanız gerektiğini söylüyor kartımız. Özellikle iş, kariyer ve maddiyat anlamında. Ve hemen arkasından bir kupası geldi. İş teklifleri alabilirsiniz. Halihazırda çalışan arkadaşlarımıza iş teklifleri gelebileceği gibi aynı zamanda iş haberi bekleyen arkadaşlarımıza ayın başında bu güzel haberler geldi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, tılsım dörtlüsüyle devam ediyoruz. Tılsım dörtlüsü bize burada harcamayı reddetmekle ilgili, alma verme dengesini sağlayamamakla ilgili sıkıntılar yaşadığınızı söylüyor. Bu sıkıntılar özellikle önümüzdeki günlerde bazı durumlara, ters durumlara sebep olabilir dedi kartlarımız. Ve devamında kılıç ikilisiyle seçim yapmak zorunda olacağımız bir döneme gireceğiz ayın 10'una doğru. Bir kısmınız çalıştığı yerde devam mı yoksa yeni iş teklifiyle beraber yeni bir sayfa mı açması gerektiğine veya çalışmayan arkadaşlarımızsa iki iş arasında kararsız kalabilir. Tavsiyelere tabii ki kulak verin ama son kararı kendiniz, iç sesinize güvenerek almalısınız dedi kartlar.
Bir kısmınız için maddi anlamda biraz durgunluk yaşayabilirsiniz ama ayın 10'unda güzel paranıza paranız katacağınız bir dönem olabilir. Evet, Kılıç Ası ayın 10'undan sonra iş konusunda biraz zorlanabileceğinizi söylüyor. Evet, fırsatlar var ama önünüzde aşılması gereken zorlu bir süreç var diyor aynı zamanda. Eğer sabrederseniz sonu ferah çünkü değnek asıyla devam ediyoruz. Bir kısmınız kafanızda iş, para kazanmayla ilgili bazı planlar yapıyor olabilirsiniz. Evet dedi kartımız bir onay kartıdır. Alım satım düşünen, mal alıp satmayı düşünen arkadaşlarımız için de uygun bir zaman dedi kartlar. Ayın 15'i özellikle 10'undan sonrası için. Tılsım ikilisiyle işler tıkırında dedik ve ikinci 10 günlük dönemi gayet iyi bir şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Ve ikinci 10 günü bitirirken bir tılsım onlusu ve değnek şövalyesi geldi. Kariyerde istediğiniz yere gelme durumunuz söz konusu. Maddi kazancınızda bir artış. İş haberi bekleyenler, terfi haberi bekleyenler bu dönemde bununla ilgili güzel haberler alabilir. Aile fertleriyle bir araya gelip miras konusunda konuşma yapabilirsiniz dedi kartlarımız. Ve değnek üçlüsüyle 20'sinden sonraya giriş yapıyoruz ve evet, iş arayanlara yine iş kapıları sonuna kadar açık burada. Ama burada özellikle bir değnek kraliçemiz var. Bir konuda sabretmeniz gerektiğini söylüyor. İşinizde sabretmeniz gerekebilir. Borçla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız biraz daha sabretmeniz gerektiği uyarısını veriyor. Evet, maddi sıkıntılar bitecek ama biraz daha sabredin dedi. Değnek ikilisi iş ve kariyerle ilgili biraz daha araştırma yapmanız gerektiğini, eğer bir iş yapmayı düşünüyorsanız eli konu iyice bir derinlemesine araştırıp öyle girmeniz gerektiğini söylüyor. Bir kısmınız için belki işle ilgili bir kurs durumları söz konusu olabilir. Evet, yine bir iş kurma ile ilgili bir kartımız çıktı. Kendi işini yapmak isteyen arkadaşlarımız parasal konularda uzun süredir belki de ödemeye çalıştığınız borçlar varsa ki bu borçlarla ilgili bir rahatlama alacaksınız ve güzel haberler gelecek parayla ilgili dedi Kupa Prensi. İş kuracak olan arkadaşlarım da içinde şanslı bir dönem dedi. Evet, ve ayın sonunuysa bir böyle bıkkınlıkla açıyor olabiliriz. Çalıştığımız yerde biraz artık böyle bir isteksizlik, bir tembellik, bir rehavet çökmüş olabilir. Ama kartlar diyor ki silkelenmeli ve kendine gelmelisin. Şu dönemde özellikle iş bulmadan iş bırakmamak gerektiğini hatırlattı kartlar bize sevgili Kova burcundaki arkadaşlarımıza. Bakalım Kova burcunun iş, kariyer, para, maddiyat durumu bu şekildeymiş. Aşkla ilgili olası yaşayacakları neler bakalım. Şubat ayında Kova burcunun aşkla ilgili olası yaşayacakları neler? Bir bakalım. İmparator kartı kendini attı. Ve 7. Evet, güzel. Şimdi romantik melek destemizden de 7 kart alalım. Gelmiyorken.
Neden gelmiyormuş? Çünkü böyle biraz fikir ayrılıkları olan birisi olduğunu söylüyor. Anlaşmakta biraz zorluk çekebildiğiniz birisi olabilir. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımızda önce bize bir Koç burcunu verdi. Ondan sonraysa Aslan yine Koç Yay burcunu verdi. Dünya kartıyla beraber Dünya toprak enerjisini verir ama çok az bir etki var. Onun yanında Akrep, Yengeç ve Balık burcunu verdi. Burç olarak tabii ki illa bu burçlardan olmak zorunda değil. Bu burçların enerjilerini de taşıması muhtemel arkadaşlar. Şimdi bu partneri olanlar için özellikle söylüyorum. Arası böyle sıkıntılı olanlar, iniş çıkışlı ilişki yaşayan sevgili arkadaşlar. Bu kişi Şubat ayında da o bencil enerjilerini, egolu tavırlarını sürdürecek dedi kartlarımız ki her ne kadar sizin cazibenize pardon, kapılmış olsa da. Bir değnek beşlimiz var. İlişkide çatışma ve rekabet olduğunu gösterir. Evet, fikir ayrılıkları var. Biraz anlaşmakta sıkıntı çektiğiniz konular olabilir. Uzlaşmaya varamadığınız durumlar söz konusu ama mutabakat kartı eninde sonunda yakında bu konuları çözeceksiniz dedi. Dünya kartıyla beraber bu kişi sizinle tamamlanmak, bir araya gelmek istiyor, dünya evine girmek istiyor ama her nedense çocuklarla ilgili bir bahane neden sunuyor? Tabii hepiniz için değil, bir detay olarak veriyorum. Siz özellikle bu kişinin karşılıklı duygularınız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama burada çok önemli kırmızı işaretlere dikkat dedi. İşaretler sizi uyarıyor dedi. Bu kişinin tavır ve davranışlarıyla ilgili siz de zaten kafanızda belli bir şeyler oturtmuş, cevapları biliyor olabilirsiniz ama kabul etmek istemiyor olabilirsiniz. Bu kişi evet sizi seviyor. Kupa kralı geldi. Duyguları gerçekten çok çok böyle üst seviyede, size olan duygusu sizi seviyor, sizinle vakit geçirmekten hoşlanıyor ama böyle bir nasıl diyeyim sorumluluk alma noktasında eksik kaldığı söyleyebiliriz bu kişinin ve evrende diyor ki dikkat et, yani sana kırmızı işaretler gönderiyorum, biraz daha kendin bu ilişkiyi yönünü belirlemen gerektiği konusunda bir uyarı var dedi kartlar. Evet, şöyle devam edelim. Hayatında hiç kimse olmayan sevgili kovalar. Evet, burçlar sizin için de aynı geçerli. Evet, şöyle baktığımda iki farklı kısmetiniz gözüküyor sizin. Birisi daha duygusal. Birisi ise daha böyle dediğim dedik şeklinde hayatınıza Şubat ayında iki bu farklı enerjide kişi girebilir. Çok çabuk hızlı ilerleyen bir dönem olacak. Burada kartlar diyor ki kimi kendine daha yakın hissediyorsan mantığını bir süreliğine devre dışı bırak ve ruhuna en yakın, kalbinin aktığı ve ruh eşim diyebileceğin kişi, her kimse bunu seçmelisin diyor. Veya bunu seçeceksin diyor. Evet, burada gerçekten böyle evliliğe giden bir durum söz konusu olabileceğini de söyledi kartlar. Evet, bu kişiyle ruh eşliliği bağlantınız olabilir. Zaten farkına varacaksınız dedi kartlarımız. Bu artık duygusal romantik olan kişi mi yoksa biraz dediğim dedik egolu kişi mi? Ona artık siz karar vereceksiniz dedi kartlar. Evet sevgili kovalar, Şubat ayı burç tarot yorumunuz böyleydi. Mart ayında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.